Ya borsa deyince hep hisse senedi akla geliyor Mustafa Hocam. Şimdi hisse senedi deyince yani neyi ifade etmiş oluyor? Bir şirketin insanlara arz etmiş olduğu belli bir oran mıdır bu? Şirketin kendi öz varlıklarına yönelik bir şey midir? Nasıl tanımlarız bu hisse senedini? Tabii borsada işlem gören hisseler deyince biz bununla genellikle anonim ortaklık payları yani günümüz ticari şirketleri kendi içerisinde sınıf sınıf bunlar içerisinde bir de anonim şirketler var. Borsada bu anonim şirket payları alınıp satılır. Bunlar işlem görür. Tabii pay kavramı daha çok bunlar için kullanılır. Yani hisse senedi yani senet ifadesi artık günümüzde çok kullanımını yitirmiş durumda. Çünkü borsa dediğimiz bu pazarda daha çok işlemler kaydi olarak yürürür. Yani sizin hesabınıza kayıtlıdır o. Yani böyle bir belge, somut bir Alınmaz. belge verilmez. Dolayısıyla anonim ortaklık payları hissede deniliyor buna. Fakat yani diğer şirketlerin paylarından ziyade anonim ortaklık payları bu piyasalarda, pay piyasasında işlem görür. Sizin de belirttiğiniz gibi yani bu anonim ortaklık payları veya hisseler borsa işlemleri içerisinde çok önemli bir yekün oluşturuyor. Yani ciddi talep olan ürünlerden en başta gelenleridir diyebiliriz. Pay nedir veya hisse nedir? Belli bir şirketin aslında sermayesi üzerindeki bir ortaklık hissesidir diyebiliriz. Yani belli bir sermaye ile kurulmuş olan bir şirket üzerinde sizin de o sermayede belli bir payınız var. Şirket sermaye artırımına gider, yeni paylar çıkarır. 1 milyonluk yeni bir pay çıkarır. Mesela 1 milyon liralık bir kaynak elde eder. Siz de oradan 50 Pay tane, 100 alabiliyorsunuz. tane alırsınız. O şirketin ortağı olmuş olursunuz. Sermaye ortağı olmuş Evet. olursunuz. Dolayısıyla bu pay size belli haklar sağlar. Nedir? Bu işte şirketin karından pay alma hakkı veya şirket tasfiye sürecine girdiği takdirde yine tasfiyeden pay alma hakkı sizin kendi hisseniz oranında. Veyahut da şirket yeni paylar çıkaracak buradan rüçhan hakkı denilen ön alım hakkı gibi böyle bir takım size yani o ortaklığın sunmuş olduğu bir takım haklar vardır. Muasır alimlerimizin ekserisine göre tabii bu yeni bir kavram anonim şirket dediğimiz yani çağımızın bir kavramı diyebiliriz. Eski alimlerde bunun karşılığını bulmak mümkün değil. Onun için muasır alimlerimiz bu anonim ortaklıkları ekseriyet itibariyle bunların İslami açıdan da bir şirket mantığı üzerine oturduğunu kabul ediyor. Her ne kadar işte bu şirketin ortaklığın türü nedir konusunda farklı kanaatler olsa da neticede bir sermaye ortaklığıdır. Bu bakımdan genel itibariyle meşru görülüyor. Yani bu ortaklık veya bu ortaklıklarda pay sahibi olmak genel itibariyle meşru görülüyor ancak bu pay sahibi olmanın hükmünü etkileyen özellikle iki tane husus var. Yani onun altını çizmek gerekiyor. Yani benim pay alıp almamamı bir Müslüman yatırımcı olarak etkileyen hususlar nedir? İki tanesi. Bunlardan en başta geleni bir sefer benim pay sahibi olacağım şirketin ana faaliyet alanı nedir? Bu önemli. Yani üretim ama neyin üretimi? Veya yatırım şirketi ise hangi alanda yatırım? Yani biz dini bakımdan bu meseleye bakarken bir sefer meşru bir üretim, ticaret, faaliyet, yatırım alanına sahip olması gerekiyor. Bunu benimsemiş olması gerekiyor. Bunun işi faize dayalı finansal yatırım ise, bunun işi dinen haram kabul edilen içki gibi veya benzeri haram kılınan ürünlerin üretimi ise, bu tarz şeyler ise bir sefer bu tür ortaklıklarda pay sahibi olmanın meşruiyetinden bahsedemeyiz. İkincisi, sadece ana faaliyet alanının meşru olması da yetmez. Öbür taraftan finansal yatırımları veya finansal gelirleri yani bu şirket sermayesinin diyelim ki belli bir bölümünü tamam gayet meşru diyebileceğimiz üretim alanına sevk ediyor, kanalize ediyor. Burada değerlendiriyor ama bir de fon fazlası olan veyahut da bir kısmını özellikle örneğin faizli getiri sağlayan finansal yatırım araçlarına
veya hesaplara yöneliyorsa, işte vadeli mevduatlar gibi veyahut da işte faizli borçlanma araçları gibi bu tarafta da yatırım yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bir karışık bir kazanç ortaya çıkıyor. Hem meşru hem meşru olmayan dini bakımdan böyle bir kazanç ortaya çıkıyor. Şimdi eğer ben bir pay sahibi olarak bu şirketin bir nevi sermaye ortağı isem, o zaman ne oluyor? Ben bu şirketin yatırım yapmış olduğu o alana ben de dahil olmuş oluyorum. Benim sermayem de buraya girmiş oluyor. Dolayısıyla buradan elde edilecek gelirden ben de bir kazanç elde etmiş oluyorum. Ben de bu işe ortak oluyorum. Yani Müslüman hassasiyeti açısından tabii ki bunların, yani şirketlerin esas sözleşmeleri, bilançoları, mali durum tablolarından bunları görebilmek mümkün.